Değerli izleyenler, şu anda yanımda Hasan Bey Spor Kulübü Başkanı Sayın Halim Köken var. Halim Bey, bugün burada alt üzerler sporla oynuyorsunuz. Evet. Hedefiniz ne bu yıl ligde? Önce oradan başlayalım. Hedefimiz bu yıl ligde ikinci olmak. Yani şu an hedefimiz daha başında geldiğinde hedefimiz şampiyonluğu olsaydı 2-3 tane transfer yapıp zaten onu isterdik. Ama şu an bizim hedefimiz süper amatöre çıkmamaktı zaten bu yıl. İkinci olmak. He, ikinci olmak derken geleceğimiz 2013-2014 yılındaki ileriki yıllarda seneye inşallah hedefimiz şampiyonlar. Bu yıl zaten şampiyonluk yok hedefimizde. Hani biz hedefimizde şampiyonluk olsaydı zaten onu başardık. Şu an bizim çocuklarımız altyapıdan. Altyapıyı yani, önem veriyorsunuz. Tabii şu an kendi altyapımızda ben 60-70 tane şu an altyapıda okulumuz, çocuğumuz var, çalıştırıyoruz. Ve şu anki çocuklarımız da bizim oynayanlar, hepsi çoğu altyapıdan geldi çocuklarımız. Biz gidip de başka yerden bir futbolcu almadık. Ben bu çocuklarla daha ileriki yıllarda çok başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü bu çocuklarımız kendi çocuklarımız yani. Evet. Hep kendimizin yetiştirdiği çocuklar. Evet. U19 takımını kuruyorsunuz galiba, evet, değil mi? Evet. O konuda bilgi verir misiniz bize? O konuda şimdi tam bilgi ben size veremem de burada bizim kulüp müdürümüz var, kaptanımız var, şeyler var. Onlar biliyor çoğunlukla. Benim bütün yönetici arkadaşlara hepsinin bir görevi var. Biz bu görevler dışına çıkmıyoruz. O konuda sportif amaçlı çocuklarla, kulüple herkesin bir görevi. Onlar veriyor bilgileri. Benim görevim başka. Ben kulübüm için ileriki yıllarda eğer yine gelirsek çok daha da köy olarak. Yani şu an gerçi ileride 2014 yılı Mart 29 seçimlerinde şu an Büyükşehir Belediye'ye bağlanıyoruz da bağlandık sayılır. İleriki yıllarda daha da hedefimiz büyük olacak. Evet. Köy takımı olmanın zorlukları var mı? Var. Ne var. Gibi? Var. Çok zorlukları var. Ben buraya gelmeden önce zaten aşağı yukarı 11-12. Yılı muhtarlıkta çalışıyorum. Biz köy takımı olarak süper amatöre çıkmış Türkiye genelinde ilk takımız. Evet, bunu biliyorsunuz herhalde. Ve süper amatörde 2 yıl, 3. yılı düştük. Fakat köy takımı olduğumuz için bazı, nasıl diyeyim yani, sportif sahamız özellikle ben geldiğimde çok yerlere dilekçeli ve başvuru verdim. Ve bunlara bir cevap alamadık. Sağımız için. Çok kötü sağımız. Sağımız, evet, kötü. Evet. Efendim söyleyeyim, bu hafta, geçtiğimiz hafta Tozakçay'la oynadık. Ondan önceki hafta ertelendi maçımız. Ki oynatabilirdik ama ertelendi, oynatamayız. O sahada o çocukların oynaması sakıncalı. Ya düşünün, bir spor amatör kulübü. Yani sahada orada birine bir şey olsa bizim gücümüz ne kadar ki o çocuğu kurtarmak. Nerelere başvurdunuz, ne yaptınız bu konuda? Balıkesir. İl Spor Müdürlüğü'ne başvurduk. Balıkesir Amatör Kulüpler Federasyonu'na başvurduk. Efendime söyleyeyim, bizim gören il özel idaresine dilekçe verdik. Kaymakamlığa verdik. Hatta yeni gelen kaymakamımız Hüseyin Parlak köye geldiğinde ben bizzat yanındayım ki kendisine de sağımıza gelip bakmasını söyledim. Bana dedi ki ilerleyen günlerde bir gün gelip bakacağız. Fakat ne gelen var, hiçbir ne gelen sonuç alamadınız girişimlerinizde. Hiçbir sonuç alamıyorum. Evet. Ben bakıyorum şuradaki sahaya bakıyorum. Bir de bakıyorum bizim Gönen'deki ve Gönen'in en büyük köylerinden biriyiz. Ve Gönen'e bitişmiş vaziyetteyiz. Fakat bu Gönen'e en büyük köylerinden biri olduğumuz halde yani nereye gidersek gidelim hiçbir sonuç alamıyoruz. Diyorlar ki bize işte biz o sahaya bir ödenek yaptık. Tamam, doğrudur, yapıldı. İki ödenek yani bir 43 küsür bir para ödene oldu. O para bize şu an gelmemiş vaziyette. Gelmişse de bizim rahmetli bir önceki muhtarımız Canan Şen bu parayı ne şekilde nereye kullandı? Ha, köye kullandı. Kullanmış olabilir. Köyümüzün paket taşlarını yaptı. Biz bu parayla 43.100 küsür parayla bu sahanın, o zaman da ben iyi biliyorum, muhtarımız bu sahayı yaptırmaya kalktı. O zamanki parayla dediler ki 120 bin lira para istediler. Arfiyat sadece bu. E şimdi 43 bin lira parayla
120 bin lira para arasında çok fark var. Bunu kim ödeyecek gerisini? Ben kendi geldiğimden bu yana bir yıl oldu işte. Bu Mart'ta bir yıl olacak Nisan'da. Yani kulübün şu an hiçbir sıkıntısı yok. Sportif yani şeylerde ama bir sıkıntımız varsa bunu da devlet büyüklerine söylüyorum. Yani gelsinler dekerleri varsınlar. Ben Balıkesir Amatör Kulüpleri Federasyon Başkanı'nda birebir görüştüm. Dedim ki başkanım dedim eğer gelirseniz dedim görene buyurun gelin bir bakın. Kışın bizim o sahanın telleri böyle yıkıldı. Şu gördüğünüz karşı gibi aynı böyle şeyleri var yıkıldı. Biz kendi gücümüzle, kendi paramızla yaptırdık bunları. Yani değil yani bizim Gönen Spor Müdürlüğü gelip de bir şey yaptırsın. Ve şu an orada çalışan personel dahi, ben hatta geçen gün kendilerine dahi dedim. Dedim arkadaşlar, siz burada duruyorsunuz. Gönen'in köylerinde kaç tane takım var birinci, süper birinci amatörde oynayan? Sayayım. Sarıköy, Hasanbey, Tozakça, Tayfunspor Gönen'de oynuyor. Gönen'dir. Gönen'in sahaları uygun. Fakat siz niye gelmiyorsunuz bu sahaları yapma? Siz burada çalışan personel. Bana ne diyorlar biliyor musunuz? Siz niye yapmıyorsunuz diyor. Bana bunu Balıkesir Federasyon Başkanlığı'ndan bile arayıp benim spor kulüp müdürünü arayıp bunu söylüyorlar. Arkadaşlar ben burada çalışan personel varsa bu sahalara bakımcı varsa gelip bakacak. Ben bir başkan olarak yönetim arkadaşlarım gelip orada çalıştırmam. Peki, ekonomik olarak çarkı nasıl döndürüyorsunuz? Ekonomik olarak ben şu an bizim kulübümüzün lokali var. Yani kahve olarak. Köyümüzün muhtarlığı verdiği bir kahve var. Bu kahveden başka da bir gelirimiz yok. Ha şöyle bir gelirim. Orada bizim fabrikalar var. Oradan buradan iş adamlarından gidiyoruz. Rica ediyoruz. Hem büyükte bize destekçi olan Cevdet Armut, tek sürücüm sahibidir. Cevdet Armut, evet. Evet. Ben bir şey olduğu zaman birebir kendisine görüşüyorum, gidiyorum kendisine. Bize yardımcı en büyük olan o. Evet. Başka da bir yardımcı olan yok. Evet, son olarak yine ilgi bekliyoruz diyorsunuz. Evet. Hasan Bey, yani ben sahası bir an önce bitmeli diyorsunuz. Sahamızın bir an önce yetkili kişilere söylüyorum. Ben şimdi önümüzdeki hafta Balıkesir'e gideceğim. Bir programımız var, gideceğim. Elimde belgeler, her şeyle gideceğim. Gereken yetkili tabahalleye kadar çıkacağım. Gerekirse Ankara'ya kadar gideceğim yani. Gelsinler baksınlar. İşin peşini bırakmayacağız diyorsunuz. Bırakmayacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Başarılar. Sağ olun.